Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Microsoft Excel'in Power Query ve Power Plot araçlarını kullanarak bir ETL süreci, yani verilerin alınması, işlenmesi ve raporlama ortamına yüklenmesi şeklinde bir çalışmayı demo yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bu araçları kullanırken amaç tek bir dosyayı almak, işlemek ve bunu plot tablo yapmaktan öte çok sayıda dosyayı almak. Bunlar Excel verileri olabilir, metin verileri olabilir, çeşitli endüstriyel veriler bu şekilde olabilir, eski veriler olabilir, internetten değişik kaynaklardan döviz kurları vesaire olabilir. Yine veri tabanlarımızdan da veriler alacak şekilde bunları sorgu ortamına, veri modeline yüklemeyi düşünmemiz lazım. Tabii bu süreçte verilerin türlerini değiştirmek, eksütunlar eklemek, bunlar oldukça önemli çalışmalar oluyor. Bunları da burada Power Query ile yapıyoruz. Birazdan demo yapmaya çalışacağım. Tabi verileri daha sonra aralarındaki ilişkilerini kurmak, daha sonra da Power Plot ortamında istediğimiz alanları kullanarak gelişmiş raporlar, yani buradakinden ürünleri almak, bundan gerekirse bir süreyi bulmak, internetten döviz kurlarını almak, veri tabanlarından başka bir alan, daha komplike ve gelişmiş raporları oluşturmak anlamına geliyor. Tabii bu süreçte bir de DAX bilmemiz gerekiyor. Lookup, Value, Sum, SumX, Related gibi DAX formüllerinde kullandığımızı göreceksiniz. Birazdan göstermeye çalışacağım. Tabii ilişkiler içinde işte one to many, many to many ilişkiler, one to one ilişkiler, bunları düzenlemek. Çünkü başka türlü bu kadar veriyi bir araya getiremeyiz. Çok önemli bir süreç tutuyor. İlişkileri yapmak PowerPoint'un aracından veya normal Excel'deki veri sekmesinde, data sekmesindeki ilişkiler, relationship'lerinde ilişkiler düzenlenebiliyor. Tabii bunu baştan hani düzenlenerek, düşünerek götürmek lazım bu raporlama projesi. Yani onun için adına ETL projesi diyoruz. Nasıl oluyor? Ben size yapılmış bir projeden örnek vermeye çalışacağım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi birçok dashboard üretmeyi planlıyoruz bu sonucunda. İşte satışlar hakkında genel şeyler, buradan istediğiniz bir markaya göre filtreleyebiliyorsunuz. Yani dilimler, istediğiniz bir satıcıya göre dilimler yapabiliyorsunuz. Bunlar görmüş olduğunuz gibi yine daha farklı özel görünümler içeren combo grafiklerin yer aldığı şeyler ve yine Power Plot'taki KPI'in yer aldığı raporları düzenleyebiliyoruz. Peki bu veriler nasıl geliyor, nasıl yükleniyor? Onu da şöyle yapalım isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi veri sekmemiz, data sekmemizde sorgular, bağlantılar, queries, connections diye. Bu verileri sorgu olarak yüklüyoruz. İstersek bunların özelliklerinden istediğimiz günde de bakın internet sitesinden yüklendiğini görüyorsunuz. Kaynağını ve bunları istediğiniz zaman da otomatik olarak yüklenmesini sağlıyorsunuz. Örnek vereyim, işte müşteriler dosyası yüklenmiş. Bunu üzerinde düzenleye giderek, yani bu query ortamı bu oluyor. Böyle bir veriyi çektiğinizde ki ilk işlem şuradan yapılıyor, onu da göstereyim. İlk alınması sıfırdan bir tane de yaparım olmazsa. Buradan dosyadan veya metinden veya işte diğer kaynaklardan, webten alarak getiriliyor. Bunu yükledikten sonra diyelim ki nereden yüklenecekse diyelim ki buradaki datalardan müşteriler alıp buraya atılıyor. Aldıktan sonra isterseniz load to direkt bir model alabilirsiniz veya transform diyerek bu düzenleme, yani Power Query ortamını almış oluyorsunuz. Burada ne yapılıyor? Burada aslında kendisi işte M-Language denen bileşen, burada M-Language ile Advanced Query'e giderek bakın aldığını, yaptığını da yapabiliyor. Bizim burada eklediğimiz nedir? Mesela boşlukları gidermek, türlerini yönetmekle başlıyoruz. Çünkü daha sonra ilişki kuracağız, daha sonra kullanacağız. İşte bir kırp, bir trim yaparak düzenleyebiliyoruz. Adım adım giden bir şey. İşte birbirlerine ek sütunlar yaratabiliyoruz. Burada özellikle dönüştürme işlemleri, tarihtir, sütun bölme işlemleridir. Hani bir sütunu, bir ürün kodunu 2'ye 3'e bölmek, orta kısmını almak vesaire, onları buradan yapabiliyoruz. Tipik olarak sütun ekleme, koşullu sütun ekleme, bu bir if cümlesi gibi olabiliyor. Kendimiz gelişmiş ifler yapabiliyoruz.
Ben size bir sütun eklemeye çalışayım. Sütun ekleyeceğiniz zaman işte bir ad verdikten sonra bir şeyle bir şeyin toplamı çarpması olabilir ama sizin de burada empty language yazarak işlenmemiz söz konusu olabilir. Örnek vermeye çalışayım. Proje içerisinde yapıyoruz. Vergi numarasını 15 karaktere, 11 karaktere tamamlamak. Böyle ihtiyaçlar olabiliyor. Ondan sonra yapmaya çalışayım. Burada tabii text. Bu arada case sensitive, doğru yazmak lazım, küçük de ayrı. Text repeat değil mi? Bizim yinele şeyimiz gibi. Repeat dediğinizde görmüş olduğunuz gibi text repeat'i aldık. Kaç tane repeat edeceğiz? Önüne 0 koyacağız diyelim. 0'ı koyduk. 11'e tamamlayacak kadar koyabilirsiniz. 11 eksi uzunluğu kadar. Değil mi? Yine text nokta length şeklinde bir şeyi kullanabilirsiniz. Tabii bu arada text length'te 2 tane oldu. Buna dikkat etmek lazım. Bunu şeye çevrilmesi, text'e çevrilmesi, onu sayı gibi görüyor. O durumda buna text to number to text dememiz gerekecek. Number to text. Şu olması lazım. Number to text. Evet. Geldi. Neyi alıyoruz? Artık buradaki vergi şeyi kadar alınmış oldu. İşimiz bitti. Bu kadar boşluğu aldık. Şeyi ürettik. Kapandı mı? Kapandı. Birleşme işareti. Tekrar ne koymamız lazım? O kadar tekste, yani kendisine koydum. Çünkü 11 eksi kadar 0 koyduk. Geri kendisini koymamız lazım. Hemen koyalım. Şuradaki hemen hatayı da gidereyim. Böyle kendisi IntelliSense hemen çoğaltıyor. Tekrar number to text yapıyorum. Normal vergi numarasını ekliyorum. İşte bu şekilde sizlere ne yaptık? Yeni bir yeni vergi no, Y vergi diye bir alanı ekleyin. Yani tamamıyla görmüş olduğunuz gibi bir yerde bize kızıyor. 11 eksi text length. Ha, koma belirtici verdi. Tabii ki virgül konacak. Yani bu Excel ortamı değil. Evet, hata algılanmadı dedi. Ondan sonra evet, onları çoğaltıyor. Ben yazarken kendisi de tamamlıyor. Böyle bir hatamız oldu. Sanıyorum. Evet, eklemiş olduk. Yeni bir vergi numarası. Bakın 11'e tamamlamış olduk. Demek ki sorgulama ondan sonra yine buradan yükleniyor. Yükleme normal modele yüklenmiş. Bazen de data modele yükleme gibi, eğer yüklenmediyse ilk başta oraya çıkıyor. Demek ki böyle bir verileri alma ve yükleme düzenlemek gibi. Yine ürünleri aldığınızda düzenleye, ürünlerde yenile diyelim, ürünlerde yeni bir takım, bakın tedarikçi ürün kodunu buradan çoğaltarak getirmişiz. Bayağı işlemler var görmüş olduğunuz gibi, tedarikçi kodu. Bu şekilde mesela ürünlerde normal ürünün fiyatı var, maliyeti başka bir tabloda. O zaman gidiyoruz, bu merge query'ler çok kullanıyoruz ve dediğim gibi buradaki iş bunlara dayalı. Yani bunun en teknik kısmı ilişkilerin oluşturulması, merge query'lerin yapılması, yani bu join'lerin yapılması bir anlamda ve yine DAX'lar kullanarak da pivot tabloya alanların hazırlanması, geri kalan da zaten görmüş olduğunuz gibi o dashboardların hazırlanması. Buradan işte tedarikçileri alıyoruz, ilişki kuracağı alan, bunu bizim ürettiğimiz bir şey. Ara kodlardan çıkartarak, çünkü direkt olmayabiliyor, parçası olabiliyor vesaire. Buradan giderek görmüş olduğunuz gibi var sanıyorum ama ikinci kere eklerse ondan sonra buradan da uygun bir şekilde görmüş olduğunuz gibi toplamını alarak veya kendisini getirerek, burada birebirse direkt onu seçmek yeterli. Eğer toplanıp da gelecekse toplamayacak. Bu çok önemli bir aracı iptal edeyim. Şuradan da iptal edebiliyoruz. Çünkü yapılmış zaten bu sistemin içerisinde, yani Power Query içerisinde. Demek ki
Power Query işlemleri, bunlar veriler alınıyor, düzenleniyor internetten. Aynı şekilde verilerimizi alıyoruz. Peki verilerimizi aldık. Bu sorguların istersek manuel güncelleme, istersek kendisinin güncellenmesi veya bu şekilde istediğiniz şekilde güncelleyecek şekilde ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra da artık nereye gidiyoruz? Power Pivot'ta bunların ilişkilerinin kurulmasına. İsterseniz veride de ilişkiler var. Burada görmüş olduğunuz gibi diyagramda uygun ilişkiler kuruluyor. Tabi ilişkiler kurulmasının amacı şu. Ben ürünlerden markayı alacağım. Şimdi sizle bir tane yaparız olmazsa. Gidip satışlardan da istediğim alanları çekebileceğim. Dolayısıyla buna ihtiyacım var. Yoksa bunların her birini bir yere doldurursanız da gereksiz büyük bir veri olmuş oluyor. Satışlar kendi satışlar dosyasında çoğalıyor. Ürünler ayrıca duruyor. Ve biz bunları böyle ilişkilerini kurarak daha sonra pivotta da bunu yapıyoruz. Bunun da bir planlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Yine size demo yapmaya çalışayım. Ardından da zaten doğrudan pivot tabloyu oluşturabiliyoruz. Yapayım. İsterseniz mevcut bir yere bunları yaparken yan yana çok sayıda yapabiliyorsunuz ama yapabiliyorsunuz. Bakın hepsinden alan çekebiliyoruz. Yani ben gidip işte ürünler şöyle yapayım. Sorgularla işim yok zaten. Sorgular geldi. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi alanlarım burada. Şöyle daha da büyütebilirim. Ürünlere gidiyorum. Ürünlerden markayı alayım. Mesela başka bir ödük. Satışlara gidip türünü alabilirim vesaire. Satışlara gideyim. Tedarikçilerden de bir özelliğini alabilirim. Satışlara gideyim. Satışlarda adetleri var. Aynı zamanda işte görmüş olduğunuz şeyler burada. DAX'lar burada. Maliyetleri, dolar kuruyla, kar oranı vesaire. Bunların hepsini birazdan yine gösteririm. Bunu da aldık. Efendim ama hangi tarihte yapılmış satışlardan onu da alalım. Bunları ve hangi satıcılar satmış? Satıcılar da burada yok. Satıcıların kodu var. Tekrar satıcılara gideyim. Satıcıların da buradan adı soyadını almaya çalışayım. Demek ki her birinin görmüş olduğunuz gibi buradan şey yapabiliyoruz. Kim ne kadar sattı daraltabiliyoruz. Şöyle daraltayım. İstediğimiz gibi açabiliyoruz. Grafiklerini çizebiliyoruz. Bu şekilde pivotlarımızı oluşturuyoruz. Yani dashboardlarımızı görmüş olduğunuz gibi KPI'larımızı hepsini yapabiliyoruz. Müşterilerden de aldık. Çok sayıda veri alanından şeyi çekebiliyoruz. Tabii bunu yaparken de dediğim gibi ilişkilerin kurulması, o merge'lerin hazırlanması, yani sorgu tarafında birleştirme sorgularının yapılması, yine ilişkilerini kurulduktan sonra da Power Pivot'ta bu şekilde kullanılması. Tabii yine eksik olacaktır. Çünkü bir alanın toplanması, çarpılması vesaire. Buradaki operasyon yapacak şeylerde bizim ölçülerimiz, measure'larımız bir sürü ölçüye ihtiyaç olacaktır. Bunları işte tutarların hesaplanması, kar oranının hesaplanması vesaire değişik şekilde düşünebilirsiniz. Yani gidip diyeceğiz ki ben gidip birkaç alanı related'la çekebilirim. Satışlar tablosunda efendim vergi öncesi tutar. Öncesi tutar şeklinde. Ondan sonra tutar ET diyeyim ya da VÖ diyeyim. Ondan sonra burada işte şeylerimle işte SAMEX'leri yazarak, SAM'ları yazarak, alanları çarparak, bölerek. Bizde ne var? Zaten hesaplanmış bir tutar var. Burada yani yine bir DAX'da yapılmış çarpı 0 nokta olması lazım. 0,9 diyeyim. %9'luk bir tane ne yapmış olduk? Tutar VO diye bir şey aldık ya da 85 diyeyim yani ne bileyim. Ondan sonra %85 şeklinde ondan sonra tamam diyeyim. Bunu istediğim gibi kullanırım, kullanmam. O sonuçta benim için bir alan. Burada satışlarda görmüş olduğunuz gibi tutar ve o diye tekrardan bir neyi oluşturmuş olduk? Bir ölçü yazdık, alırız, kullanırız vesaire. Evet, bu şekilde demek ki
baştan alacak olursak verilerimizi alıyoruz, data buradan verilerimizi alıyoruz ve değişik işlemler yapabiliyoruz. Bunlar sorgulama ortamlarında yapılan sorgu ortamı burası. Çeşitli MQL düzenlemeleri veya işte birleştirme sorguları, merge join'ler bunları yapıyoruz. Ondan sonra bakın text dosyalarımız vesaire farklı farklı verilerimiz var. Ondan sonra bunları doğrudan yüklü zaten yoksa bu da hedefe yükle dediği veri modeline yükleme gelecekti. Bunları yükledikten sonra veri modelimize ondan sonra da Power Pivot tarafına gidip ölçülerimizi veri modeline ekleme vesaire burada yönet kısmından işte ilişkilerin oluşturulması ve ardından da çok kolay bir şekilde pivot tabloya başlanarak veya değişik tablo tarzlarından doğrudan birinin artık raporlanacak şekilde oluşturulması sağlanıyor. Karşımıza da planladığımız gibi değişik dashboardların yapılması olacaktır. Yani burada artık öyle bir durumda olacak ki istediğimiz raporlar hazır, verilerimiz erişebildiğimiz klasörlerde duruyor. Onlar yenilendiğinde buraları da isterlerse direkt yenilenerek veya otomatik yenileme sistemi de oluşturabiliriz. Ondan sonra istediği raporu istediği şekilde alabilecek, o bağlanmamış herhalde istediği markayı görebilecek, istediği satıcıyı görebilecek şekilde raporlarımızı alabileceğiz. Satışlar birleşik. Ay, hemen bağlayayım. Rapor bağlantısı eksik sanıyorum. Satışlar birleşikteki kaç tane pivot varsa bağlanacak. Bağlandı sanıyorum. Şimdi görelim. Ocak ayı dediğimizde Ocak ayındaki durum Şubat ayı. Hem Ocak hem Şubat ayı. Sadece Ocak ve Şubat ayı 2 ay yani CTRL'i seçtim veya görmüş olduğunuz gibi tamamı şeklinde verileri alabiliyoruz. Ocak ayı olup şu marka olacak şekilde de düzenleyebiliriz. Evet, demek ki toparlayacak olursak, gelecek olursak aslında yaptığımız çalışmalar bir ETL çalışması süreci. Yani kaynak verilerimizi bilmek, ihtiyaçları belirlemek, hangi querylerle, hangi işlemlerle onları alacağız modele, ilişkilerimiz nasıl olacak, bunları kurabilmek, veri türlerini düzenlemek başlı başına adım adım bunları yaptığımız bir çalışma oluyor. Hepsini tek tek görev görev yapıyoruz. Ondan sonra ilişkilerimizi oluşturuyoruz, gerekli datları yazıyoruz ve ondan sonra da raporlama sistemini kurmuş oluyoruz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.